Dedim bu mersin verdim, götürüp kendi gezmedi. Ne de bilmiyorum. Tekne şirketten dedim. Ahmet abi. Bu Büyükşehir'de değil, diğer neler madde çıktı Antep'e. Ben de orada söylüyorum. Can, o kamera koymaya gel. İleriki dönemlerde düşmesin. Evet. Düşmesine önemli. Ben verdi sayalım gelmeyen. Evet, olmayan arkadaşlarımızın bazen sayması koyuyorum arkadaşlar. Evet. Evet, olmayan arkadaşlarımızın tümünü mazereti saymasına o günlüğe karar vermişler. Şimdi açılış, açılışı yapıyorum. Açılışta artık yoklamayı yapacağım önce. Yoklama yapılmış sayılıyor. Bir tek arkadaşımız dışında. Evet. Bütün arkadaşlarımız burada. Şirket telefonu yapıyor. Onu da bu sayıyoruz. Evet. Böylece açılışı da yapmış olduk. Tabii gündeme açılış ve yapılmasını yaptıktan sonra gündem dışı söz olmak isteyen arkadaşlarımız varsa grupları adına onlara söz vereceğim. Hayat Hocam, buyurun. AK Parti'yle başlayalım. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Şimdi bu başkanım burada olsaydı belki daha farklı bilgi verirdi ama ben de geçen hafta birkaç hafta oldu işte. Ankara'ya başkanla beraber gitmiştik. Orada nereleri ziyaret ettik? Azıcık şöyle neyle kararlandırıldı? Kısaca ben bir bilgi vermek istiyorum. Bizim gittiğimiz yerler Orman Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Toku Genel Müdürlüğü, TR ve Şehircilik Genel Müdürlüğü'ne gittik. Bu Orman Bakanlığı'nda Sayın Bakan bizi hakikaten gerçekten yukarı dışarı gibi karşıladı. Şimdi bugünkü alacağımız kararın birisi var. Bu şey koruyla ilgili. Burayı hemen ormana çevirmek gerekiyor. Ve ormana çevirdikten sonra da tahsis yapılması gerekiyor. Bu tahsisiyle ilgili yazılar genel müdürün talimatıyla geçen hafta Ankara'ya kadar ulaştı. En önemli verdiği şeyin birisi bu talimatın. 6 ay sonra ben Garipşehir'e geleceğim ve buranın açık çıkma yapacağım dedi. Garipşehir'ler için çok iyi bir haberim olduğunu düşünüyorum. Kimle? Bu Fener'in olduğu yer. Burası burası vesile yeri. Vesile yeri yani. Gazipaşa'nın altını hizmet var. Altını hizmetine sunulacak bir proje oldu. Güzel bir proje. Hakikaten de çok güzel. Taşların arasında bir yer ama çok güzel bir proje olabilir. Denizin içine doğru uzanan bir küçük bir yarım adalık bir yerdir orası. Çok güzel. Keşke böyle bir şey kazandırabilirse biz ileride mutlu oluruz. Bu orman, ormanla ilgili bazı vatandaşların sıkıntıları vardı. 30. madde gibi. Özellikle Gazipaşa hakkının komisyon kurulması gerekiyordu Antalya'da. Ve bu komisyonlar Gazipaşa'ya gelmesi gerekiyormuş. Komisyonlar kurulmuş ama Gazipaşa'ya gelmesi bir hayli zor olmuş. Gazipaşa çünkü Antalya'nın çok uzağı olduğu için Gazipaşa'ya fazla bir yeri yok Antalya'da. Bakanın talimatıyla da bu komisyonlar en kısa zamanda Gazipaşa'ya gelip ormanda olan sıkıntılarını halletmeye çalışacaklar. Bu barajın dağıtımıyla ilgili bu tarihte bir sıkıntı varmış. Onun talimatını da gelen müdüre verdi. Su şebekesi. Su şebekesi dağıtımla ilgili bölümünde. Bunun da hemen bir derhal yapılması gerekiyor dedi. Bu şeyle ilgili, şeylerin taşlanmasıyla ilgili, görmüşsünüzdür yeni makineler geldi, elektrik işlerinde. Bu makineler gibi Gazipaşa'da tüm işler bitince kadar Gazipaşa'da kalacak. Bu talimat da veriyor. Bu da Gazipaşa'da bir çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. En son oturduk, ya dedi, başka bir isteğiniz yok mu sizin dedi ya. Köprü yapacak bir yok mu dedi. Sayın Bakanım keşke bir köprü yapıyor bana dedi başkanımız da. Bu hep işte söylüyoruz ya, Beyoğlu ile Aydıncı'nın arasına bir köprü yapılması için özellikle talimat verdi. Biz Ankara'dayken zaten gelmişlerdi yandan ölçüme başlamışlar. Herhalde uygun bir yerde olacaklar. Keşifleri yapılıp oraya da aşağı yukarı 3-4 milyonluk bir köprüde yapılmış olacak. Ondan sonra Spor Bakanlığı'na gittik. Spor Bakanlığı'na görüşecektik. Spor Bakanlığı kendinin bir işi çıktığı için yardımcısıyla görüştük. İşte orada da yine bu gençlik yeriyle ilgili. Bir de bu yeni iki tane halı saha. Şu andaki futbol sahasının düzenlenmesiyle ilgili, üstünün düzenlenmesiyle ilgili. Onlar da şeyimiz oldu. Geçenlerde zaten onlar da gelenler o konuda herhalde çalışmaya başladılar. İlgin kararıyla. Orada bir gelişme oldu. Ondan sonra Gazipaşa'lara daha önce verilmiş TOKİ ile ilgili bir Gazipaşa'da insanlar yazılmıştı. Bu TOKİ yeriyle ilgili. TOKİ'deki hatta oradaki danışmanı Gazipaşa'nın eniştesiymiş anladığım kadarıyla. Çok yakın bir gün gösterdi.
ve dedi ki siz yeri bulun dedi. Hatta geçen gün birkaç yerleri bulduk, Ankara'ya fakısladık. Şimdi bugün gelen yerlere baktılar. Kaçmışların kendi mali yerin veyahut da belediyenin yeri olmadığı için ormandan böyle bir yeri tahsis etmeyi düşünüyorlar. Bununla ilgili de hızlı bir çalışma var. Yani yer bulunduğu an kesinlikle TOKİ Kaçmışlar'a gelip bina yapmaya başlayacak. Bundan sonra şehircilikle ilgili bizim için en önemli konunun birisi buydu. Şehircilikle ilgili bu 0.80 gibi yüksekliklerle ilgili bu deniz kenarındaki otellerin yapılışıyla ilgili sıkıntımız vardı. Yine gelen müdürlüğe gittik. Genel müdürlükte video kuruldu. Bakan talimatları ise bu işe namur dediler. Biz de daha sonra bakanla görüşürüz Antalya'da. Ben o toplantıya gittim. Baştan gitmiştik. Anladığım kadarıyla. Orada bir diyalog kurulacak. En azından genel müdürlükle bizim buradan geçirdiğimiz kararlar birbirine uyumlu bir şekilde geçecek. Ve böyle de bu sıkıntı ilerini kuracak. Vereceğim bilgiler bunlar. Evet. Buyurun. İsmet Bey. Siz dinleyin. Ben bu konuya vakıf olan arkadaşların bizi aydınlatmasını istiyorum ben şahsen. Bizim bir şirketimiz var. Evet. Bu şirket 26.2.2015 tarihinde kurulmuş. 26.2.2019 tarihine kadar devam edeceği gözüküyor. 20 tane hisse var. Evet. Bu hisseler kimde? Kimin hissesi? Tümü belediyenin mi? Yoksa başka hissedar olan kişiler var mı? Ayrıca bunun yönetimi kimler tarafından yürütülüyor? Ve bu yönetimi kim seçti? Ayrıca bizden, daha doğrusu meclisten 2000 Mart ayında olacak herhalde 3 milyon liralık bir makine parkını artırmak için kredi yetkisi istenmişti. Bu makineler alıp alınmadığını ben tam olarak bilmiyorum. Ancak bunlar alındıysa biz bu kooperatif şirketimizden yaklaşık 198.400 liralık hizmet almışız. Ne kadar? 198.400 TL civarında deniliyor. Bu alınan hizmetler bizim araç ve gereçlerimiz yeterli olmadan mı aldık? Veyahut zorunlu olarak ihaleye çıkarılmış gibi gözüküyor ama ihaleye çıkarıldı da başka katılan olmadı. Sadece bizim şirketimizin üzerinden kaldı. Bunları öğrenmek istiyorum. Hizmet alımları yönünden soruyorsunuz. Hizmet alımları. Ama geçen meclis toplantısında ben de soracaktım. İsmet abi açtığı için sorayım. Bu hizmet alımlarına sanki ihale yapılmadan direkt şirket üzerinden alacağız dedi başkan. Doğru mu? O değil. Alınmış. Bu alınmış. Hayır, hizmet alımlarını da işçi, tüm hizmet sektörünü şirket üzerinden yapacağız dedi. Kaldı ki, şirket üzerinden ihalesiz mi alacaklar hizmet alımlarını? Onu anlayamadım ben geçen mecliste. Konuşmadan anladığım bir şey yok. Şu var, bizim şirketimizin, belediye şirketinin iştikar konusu içerisinde de değil, böyle doğrudan doğruya işçi hizmet alımları. Nedir, ne iş yapıyormuş bizim şirket? İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlarının inşaat işlerini, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, kentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konum, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otoparklar, otoparklar, garajlar, çarşı, mağaza, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri,
ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskeler, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlemlerinin inşasını yapmak taahhütlerinde bulunmak. Maşallah hiç olmayan bir şey yok. Her şey var. Fakat işçi alımı yönünde hizmet olarak oradan işçi alacağına dair kapsam dışında kalan bir durumdur. Buna rağmen nasıl ihale edilecek onu da anlamış değilim. Çünkü ben de yoktum zaten ne konuşuldu. Onu da İhalesiz, çünkü ben tekrar tekrar ihalelerle de girilebileceğini sanmıyorum. Bunda bir değişiklik yapılmadığı sürece. Ayrıca birçok bizim kararlarımızda da şöyle yazılar var. Mesela bu neymiş? 5-1-2015 tarihindeki bir karar. Gazipaşa Belediye Meclisi 2015 Ocak ayı toplantısının girileşiminin birinci oturumunu yapmak gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5.393 sayılı belediye kanunu 20 ve 21. maddeleriyle 2014'de 90 sayılı belediye meclis kararı gereğince 5.1.2015 pazartesi günü saat 14'te yukarıda isimler yazılı üyeler huzuruyla belediye toplantı salonunda belediye başkanı Dr. Adil Celil'in başkanlığında toplanarak tafsilatı meclis müzekkerat tutanaklarında yazılı olduğu şekilde aşağıdaki hususlar karara bağlandı. Aşağıda herhangi bir husus yok. Ve böyle birçok da karar var. Şimdi aşağıdaki hususlar ne oldu? Bizce malum değil. Bu konularda grup adına bilgi verilmesini talep ediyorum. Ben de aynı konuyu zaten değinecektim. Şirketle alakalı. Evet. Bir de hizmet alımlarının ihalesiz mi yapılıyor yoksa ihaleyle yapılıp sadece şirketle o ihaleye katılıyor mu? Yapıldı mı zaten bu hizmet alımı? Şu an hayır para sermaye aktarım mı? Bedel, işçi bedelleri o şirket üzerinden ödenmeye başlandı diye. Geçen mecliste başkan açıkladı. Şeyler alınmış. Şimdi iş makineleri alınmış. Şimdi arkadaşlar, abi ben sizi çok iyi anlıyorum. Bu konularla ben de çok vakıf değilim açıkçası. Bu konularla ilgili cevapları ben şöyle bir kanal altına alalım istiyorum. Bu soruların cevabını yazı olarak başkan sizin gruplara geldiği zaman versin. Hem de olsun. Evet. Şu anda ben şu anda size sağlıklı bilgi vermek durumunda evet. Değilim. Yanlış bilgi veriyorum. Ve ilgili birimleriyle de. Evet, ilgili birimlerle. Yazılı olarak. Doğru bilgilerse, yazılı bir metin halinde verilirse hem daha kalıcı olur hem de daha doğru olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum. Doğru. Evet. Şimdi işçi alımlarla ilgili şöyle bir konu ve düşünce vardı. Hangi noktada olduğunda onu da tam bilmemekle birlikte bana yansıyan kısmıyla size ifade etmek istiyorum. Şimdi bu taşeron marifetiyle alınan işçilerde taşeron şirket sıfır tezirat dahi alsa %18'lik KDV'den adam o KDV onun karına oluyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o %18'lik KDV karı o şirkete yetip artıyor. Duyduğunuz bildiğiniz kadarıyla. Şimdi eğer bizim herhangi bir şirketimiz üzerinden bu işçiler alınırsa yani o alım işini biz belediye kanalıyla alırsak bu sefer %18 KDV'den mahvoluyor herhalde değil mi hocam? Mahvolmadan yapsak. Belediyede kalıyor. Belediye kalıyor. Belediye alamaz lan. Başka bu ne olacak? Tamam işte. Yani belediyenin ömür adam da KDV kendine alınır. KDV devletin KDV'nin karşısına. Hayır. KDV mahvolur. Hayır iyi de yani. KDV. Belediyenin bir şey yok. Belediyenin KDV istikametinde değişik şeyleri vardır. KDV alacağı var. KDV neyse ödenen bir bedel. Yani belediyede kalma şansı da yok. Şöyle şimdi şirket makine alırken KDV alacağı vardı devletten. O zaman bunu, bunu denkleştirmek için belediye verince KDV'yi bu KDV'den eşleştirir. Ama şimdi şöyle bir sorun var. Bunları şeyle aldıysa o da KDV yok. Mesela makineler, tesisatları
Lizik'ten aldıysa, var abi. Lizik'te de KDV yok. Bunun KDV'sinin olmadığını. Biz bir galiba. Efendim? Ayrıca mevcut denetiminde olmayan bir şirketin eline bu kadar bir taşeron yetkisini vermenin sakıncasını bilmiyorum, değerlendirebiliyor musunuz? Bir de ülkenin neredeyse altında birini devriyoruz. Yani tüm şirketlerinden alacak, belediyeye ait de olsa yönetimin belediyenin dışında bir ekip tarafından olacak ve biz bunu mevcut olarak denetleyemeyeceğiz. Ne giriyor, ne çıkıyor, şirketin şu anda bilançosunu bilen var mı? Yok. Belediye noktasında olsa denetleme yetkiniz var yani meclis olarak. Şirketlerin denetleme yetkisi yoksa meclis tarafından denetlenmiyor. Evet. Ya belediyenin şirketlerinden mi denetleniyor? Denetleniyor. Meclis şirketi denetleyemiyor. Ama muhakkak yani meclis marifete kurulmuş bir sayıştay denetim var. Sayıştay denetim var sadece. Yani genelde bir yasal olarak denetleyen bir kurum vardır. O anlamda söylüyorum ben. Yani, bana göre çok sakıncalı bir durum. Biz şu anda bütçenin neredeyse altında birini direkt olarak şirketinden belediyenin yani şahsın değil mi? Bahadır Üstü değil mi? Değil. Şirket müdürü. Araçlar Bahadır Üstü'ne değil mi? Yok, şirket müdürü. Şirket ayrı. Şirket başka bir adam olur. İbrahim Bey, araçlar, o alınan araçlar Bahadır Bey Üstü'ne değil mi? Ben öyle biliyorum. Bahadır olsun. Bahadır öyle biliyorum. Fakat az önce okuduğum araçlar, alınan araçlar Bahadır Bey'in üzerinde değil mi? Yok abi, yok. Bahadır Bey'in üzerinde öyle şey mi olacak? Bütün yetkileri bir yap. İstikam konusunda da böyle bir şey yok. İstikam konusunda böyle bir yetki yok. Sıra onu şirkete eklediğiniz mümkün değil. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz önce ne dedik? Bunda sorulan soruların cevabını en iyi şekilde yazılmış şekilde başkan bilgi kurumlarıyla istişare ettikten sonra size bilgi vermesi halinde orada bulunan eksiklerin yeniden görüşülmesi gerekebilir. Şu anda bizim bundan daha düzgün alabileceğimiz bir karar yok. Yani tartışmalıyız. Başkan bu konuda bu uygulanan diğer belediyelerde uygulanmış bir şey yani beğenilmiş ve uygulanan. Biz bunu yeni uyguluyoruz benim bildiğim. Yani kimsenin yapmadığını biz burada yapıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu uygulanmış bir şey. Yani belediyenin menfaati olduğu için başkan böyle bir şey uygun olacak. Muhasebe eden birisi. Yani başka belediyeler bir şeyler yaptı diye yani, şey yapmıştı. Yani burada 5-6 yıllık belediyenin bütçede bir kârı olduğundan dolayı. Yoksa işçiyi okullansın, belediye okullansın, mantığı değil. Yani arkadaşlar bir şey bilmiyorum. Hayır, biz de bir şey bilmiyoruz. Onu diyor, ayırmadım biz diyorum. Evet, doğru. Ya varsa bir menfaati belediyenin. Biz de bilemeyiz. Yani zaten menfaat olmasın. Tabii teşebbüse bile gerek yok. Teşvik başladı. Tamam, nasıl? Yani. Evet. Neyse bu parçası. Bu arada... efendim? Gündem dışı konularımız da varsa onları da alalım arkadaşlar. Gündeme geçmeden önce. Ondan sonra gündem dışı geçelim. Gündem dışı olarak bir de şunu arz etmek istiyorum. Şimdi hikayelerden... Şey mi? Maddi olarak mı ilave edeceksin yoksa öyle bilgi olarak mı? Bilgi olarak. Tamam, bilgi olarak. Kahyalarda yolun üzerinde 5000'lik kabul edildi. Bunlara itirazlar var. Onlar kesinleştiğinde faaliyete gelecek. Fakat 1992 yıllarından beri maalesef yolun altındaki kahyaların imar planında sorunlar bitmiş değil. Hala bir vatandaş gelse ben ev yapacağım dese maalesef çapılamaz. Ruhsat verilemiyor. Onu çap bile alamaz zaten. Şimdi vatandaş da ev yapacaksa sokakta kalacak durum yok. Yaptığı zaman da imara aykırı yapılmış olacak. Bana göre evet belki havaalanı yolu bakımından yolun üzeri önem arz edebilir. Ama genelde düşünüldüğü zaman yolun üzerinden daha ziyade acil olan yolun altındaki eski imar planının uygulanabilir hale getirilmesi. Uygulanabilir hale getirilmesi. Bunun için olmazsa bunu da ekleyelim başkanın cevap vermesi için. Bir çalışma var mı? Ne yapılıyor? Ne yapabiliriz? Bunun üzerinde öncelikle acilen durulmasına yarar olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle ben de aynı düşüncedeyim. Bunu da şey olarak. Yani bir şey daha cevap olarak. Yani bir şey daha sorabilir miyim? Tamam, orada şöyle bir sorun vardı geçenlerde. Çakışmıyor. İmar planı. Oradaki de uydurma gibi bir girişim var. O da mümkün değil bende. İnanır mısınız? Ben daha bunu geldiğiniz günden beri ben evliyatla biliyorum sıkıntıyı. Evet. Çünkü benim de orada yerim yurdum var.
Ben de istesem üçüncü sene. Ahmet abi bir zamanda yapılmış mimar planı. Mimar planı ben yaptım. Buralı. 10 sayıdır mimar başı hale geldi. Üçüncü sene mimar planı yapıldı. Değişmiş. Tapular verildi. İstanbul'da bir daha verildi. Üç sefer de o tekip yapıldı. Üç sefer orada. Üç sefer tapu almaya veririz. Bir dakika. Şimdi oradayız. Her ticaret kadına vuruyoruz. Bir de imar planına 18 uygulaması imar planına esas olarak yapılır. İmar planı olmayan yerde 18 madde uygulaması yapılır. Yapılmaz. Ama şimdi ne oluyor? İmar plancısının yaptığı planı bir tarafa itiliyor. Haritacı kendine göre bir 18 uygulaması yapıyor. 18 imar planı oluyor. Kendine göre bir imar planı icat ediyor. Sonra diyor ki bu imar planı tadilatını meclisinizden geçirin. Uygulama haline getirin. 18'e uydurun diyorlar. Ha? Niye alıyorlar haritacı? 18 madde gereğince girilen ihalelerde o paraya inanın bir parçalarını yapamazsın. Demek babaları boyunca örtülü bir şey var. Bir sıkıntı var. Yeniden imar planı yapan durumunda kalıyoruz. Şimdi orada diyorum ki ben, imar planı mı yapılacak? Yoksa 18 iptal edilip yeniden 18 mi yapılacak? İşte bunlar var. Haritacılara soruyoruz, yeniden imar planı yapılacak diyor. Hepsi ağzıyla yapmış gibi. Ama imar plancılarına soruyoruz, imar planına esas olarak yapılması lazımdı diyor. Olan kim oluyor? Biz oluyoruz. Bazı şehir plancılarda, sözün bitti mi bilmiyorum abi, yolun üzerinde yapılacak diyor. Burada diyor yeşil alanda bir alt kalma durumu var. Oraya aktarılıp tamamlanmış şeklinde böyle düzeltilmesi gerektiği gibilerden de yolun altıyla üstünü bir bütün olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi oranın imar planı çalışmasıyla ilgili bir firma var ya daha önce buranın imar planı yapmış bir arkadaşım. Bunu Erkan da herhalde beraber o yapmış şeyi, yolun üstünü. Önce o yapmış. Onlar yapmışlar yani. Şimdi yeniden yapılması söz konusu. Niye? O da havaalanının yolunun taziki. O bölgede ciddi sıkıntılar var. Eskiden imar planı içerisinde girmiş olup parselasyonu daha yapılmış kısımlar var. Devlet karayolu geçtikten sonra kısmın sağında solunda. Ne yaptılar bu sefer? Devlet karayolunun üstünde kalan, buradan ilerken sağında kalan kısımlarının imarını iptal ediyor, tarım arazisi yapıyor. Altına imar yapılabilirliği veriyor. Peki önceki kazanmış bu sese hakkı ne olacak bu adam? Burada ciddi sıkıntılarımız var arkadaşlar. İnanın gazetelerin, bırakın her şeyi. En büyük sıkıntısı imarlı. Bu imarla ilgili problemi el birliğiyle bir an evvel hızlı bir şekilde elden geçirtti. Tadilat mı, revizyon mu, adına ne derseniz deyin. Bu insanlara oh, çok şükür oldu ve diyecek noktaya getirmemiz lazım. Benim için en önemli şeylerden biz imar planının süratle revize edilerek işleyebilir yani kullanılabilir hale getirilmesi. Kâralar dahil. Hiç olmazsa mevcutlar. İlaveler zaten ayrıca köyler, mahalle ilçeleri zaten yapılacak. Yani buradan hep birlikte şey yapalım. Aşağı yukarı şuradaki arkadaşlarım dahil bir çoğun kâhyalarda istibat olan bir yerdir kâhyalar. Maalesef tüm mağduriyet kâhyalara gelmiştir. Niye? Havalarına karşı olduğum için değil. Havalanı kâhyalara yapılmıştır. Mağdur olan kâhyalara affedir. Evet. Ha, toplum olarak menfaat olabilecek. Ben 16 dönüm benim duman oldum. İşte bir. İkincisi. Kendinden başladın. Tam denizin kenarında geçerken denizi gören bir yer olmasına rağmen bugün bir zamanlar herhalde İbrahim Beyler de oradan yer alma durumu vardı. Şimdi bundan bir sene önceki fiyata gelin size satayım desem herhalde lan olmaz. Niye yok? İmar planı yok. Kimse yüzüne bakmıyor. Burada koruda dağın tepelerinde bilmem kaç 100.000 liraya yer satılırken bizim orada maalesef sıfıra düştü. Neyse havalanı söküp getirdiklerinde yok. Havalanı zarar edilmeyelim. Önümüze bakalım. Kâhyalar zarar görürse diğerleri memleket olarak yarar görüyoruz. En azından şurada uçağa binip Ankara'ya rahat gidiyor. Onları unuttuk. Yani. Ama hiç olmazsa elimizde kalanlara bari doğru bir çözüm bulalım da vatandaşı daha fazla mağdur etmeyelim. Ben o düşüncede. Yani zaten hepimizin düşüncesi de bundan farklı bir şey değil. Bir şey, evet buyurun mahvedebilir miyim? Şimdi köylerimiz mahalle haline geldi, eski köylerimiz. Dolayısıyla bu geçmişteki binalar
Yok. Yok. Şikayet edilmesi halinde de ceza ödendiğini duydum birkaç kişiden. Bunu nasıl çözeceğiz? Aynı az önce. Bütün kararı da veriliyor. Bütün köylerde. Bütün kararı veriliyor. Çünkü geçmişte kazanılmış hakları var bu adamlar. Oraya ev yapmışlar. Onlar da bir düzenleme olacak herhalde ya. Arkadaşlar bu konuda daha kapsamlı bir rapor hazırlayalım. Bu konuyu da gündeme alalım. Mücadele alan içindekiler ruhsal alanlar. Ben kendi hukukçu da değilim ama köyde yerim de yok. Fakat insanların bu konuda mağdur olduğu ve akliyetli kişiler birbirine şikayet ettiği halde belediyenin de belediyenin de altında kapsamayacağı, bundan konuşacağı tahmin ediyor. Bu konuyu, ya, bu konuyu, kim olursa olsun, niçin sen konuyu denilince bir araştırma yapılsın. Evet. Hatta, ve biz kendimiz çözemiyorsak meclis olarak, bakanlıklar mı olacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi mi olacak bu konuda? Biraz önce kazanan uçakların korunması konusunda. Bu sizin konu ettiğiniz mesele, inanın en önemli meselelerden birisi. Bunun için bence özel bir gündemle toplanalım. Yani bunun ertelemi var, bir durum bu galiba. İnsanların hakları birilerinin iyi niyetine ya kötü niyetine göre ayarlanamayacak. Bu sorunu biz çözmemiz lazım. Biz çözemezsek üst makamlar bu konuya yani bir şekilde yarar ver. Yani. Çözümü için gereken neyse yapacak. Bu sorun buysa bir şey söyleyeyim. Başkanım bu konuda Nedire Süren'in Büyükşehir Yasası'nı açıklarken benim edindiğim bilgiye göre köyden mahalleye dönüşmüş olan yerlerde ki yapıların tamamı ruhsatlı sayılır. Hayır, evet. Yasada var öyle. Ama şöyle, mücadele alanı içinde bizim sorunumuzu o çözmüyor. Hayır, şimdi mevcut yapılar, buradaki ahır olur, çay ocağı olur, ev olur, hepsi mevcut binalar ruhsatlı sayılacak ve yeni yapılacak olan binalara da belediye tip proje verecek ve ruhsat harcı alınmadan izin verecek diye tamam. Büyükşehir yasasında var. Ama uygulamada şikayet söz konusu olduğu zaman evet. Belki bilgi eksikliğine, belki ama adamlardan Mustafa Bey, dediğiniz gibi var. Mecavir alan dışındaki köyleri burada da yani. Mecavir alan dışındaki köyleri mecavir alan dışındaki köyleri mecavir alan dışındaki köyleri mecavir alan dışındaki bir dakika arkadaşlar. En azından belediye personeli bu konudaki yasal durumu bilerek haksız yere tahsilat yapmaması gerek, ceza kesmemesi ya gerek. Ya kardeşler bile birbirini şikayet ediyor. Şimdi o zaman şurada bu karar almıyor. Köy olduğu halde mücadele alanı içerisinde kalan yerlerin de köylülerin istifade ettiği hakkın bunların da etmesi gerekir. Etmesi lazım, gelmesi hususunda bir dayatma yapmak zorundayız. Evet. Yukarıya aşağıya bineriz. Korunu büyükşehir mi? Şöyle ama bizim böyle bir talebimiz olmaz. Oralar köy. Mücadele alanı içerisinde ama köy. Köyün bütün haklarından istifade eden yerler buralar. Orman kanunu. Ve buralar tahsil edilen bir mesela, tahsilat yapılmış. 90'larda bir yerler var karar aldı. 80'lerde ev yapılmış. Mücadele alan kararından bile önce yapılmış ev. Buna rağmen yıkım kararı verilmiş. Ben dava açtım. Daha önce biliyor musunuz? Hayır, bunlar sıkıntılar biliyorum. Ya çok olmaz yani. Bizim kesin evet, bir dakika buyurun. Tabii öyle değil yani. Hayır, öyle değil. Yine de durum. Tabii ya. Adalı seçimi kazanmıyor. Beş yıl diyor ama ruhsatlı sayılacak diyor. Hem bir sanat kurallarına takılıyorsun gene ruhsatlı sayılamıyor. Hiçbiri çünkü ne yolun içine adam evi yapmış yapmış. Bir partinin içinde iki tane ev var. Bir mahsede gene sayılıyor yani. Şeylerde de araştırmıştım ben, köylerde, mahallelerde de hiç kimse evin taşın altına koymak istemiyor. Alanya'da mesela yıkım kararı verilmiyor. Oran imar müdürüyle de görüşmüştüm ben. Hiçbir işlem yapılmıyormuş ve mühürlemiyorlarmış da. Yeni bir yapı yoksa, inşaatsa, halihazırda devam eden bir yapı yoksa. Ama yapmak şikayet ederse, işte burada kurumlu kadar, kurumda çalışan sorumlu oluyor. Minnetlik, açıklık olmadığı için her sene işlem yapıyor. Personel işlem yapıyor, ben işlemimi yaparım diyorsun ben mağdur olurum o zaman diyor. Yani daha bir üst kuruldan, mahalli idarelerden bir yerde görüş alınması lazım. Evet, yani bu konuda... Demek ki yasağı yazanı yazamamış. Tekrar yazmış. Hayır, ev ve sanat kurallarına uygun olan yapılar... Ben de kendini çıkarmıyor yani. Kabahatler kanununa göre 5 yıllık
veya 8. tıp zaman aşımına tabi aynen olabilirmiş diye araştırmıştım ben. Bu konuda bir çalışma yapalım arkadaşlar. Yani Türkiye yüzde kaçı büyük şehirde dahil? Yani bütün 28 il olması. %28 Hayır hayır, yani 28 değil. Nüfus olarak önemli kısmı test. Abi, nüfus olarak. Ve bütün büyük şehirleri de kapsar bu böyle bir çalışma. Evet. Bence yararlı olur yani. Mesela sorundayız zaten 20 sayı Türkiye sorundayız. Evet arkadaşlar. Neyse bu kadar karşılık bir bilgilendirme yetiversin. Teşekkür ederiz. Artık şeye başlayalım. Gündemimizin ikinci maddesine geçelim. Gündemimizin önce konulardan başlamıştık. Evet, diğer nasıl gereken konuları şey yapalım. 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26'ya ve 2016 tarihinde 247 sayılı Forum Mahallesi 305 ada 14 nolu parçanın orman vasfında olduğundan bir bölgü ölçekli uygulama imar planında günübirlik tesisi olarak planlanan yerlerin iptal edilmesine ilişkin yazısı ve eklerinin görüşülmesi. Biraz önce evet bahsettiğimiz yer biliyorsunuz. Yani buranın orman vasfı. Şimdi plandan çıkaracağız. Ormandan tas yolu tekrar alacağız. Gene istediğimiz şekilde şey mi? Burada bir şey sorabilirim. Yeşil, burası yeşil alan olarak ilan edilmiş değil mi önce? Günübirlik. Günübirlik. Dördüncü maddede aynı herhalde zaten. Günübirlik bu şekilde olmuyor mu? Şimdi orada günübirlik tesiste komisyonun sevgilisi mi? Yeşil alanda bir daralma olabilir mi? Hayır, orada bir şey olmaz zaten. Hayır, o tarafı değil. Orası zaten tamam yeşil alan gibi bir şey olacak. Yapılaşma zaten olmayacak. Anladım. Şimdi evet. 2. İlçemiz İstiklal Mahallesi Gökçeyin Caddesi'nde şehit Süleyman Bür anıtından başlayarak 15 metrelik parsellerde zemin kat yüksekliğinin 5,5 metre olarak uygulanması hususunun görüşülmesi. 3. Belediyemiz tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan 4 yıllık üniversite mezunlarının ücretlerinin yeniden görüşülmesi. 4. ATM yerlerinin görüşülüp encümene 10 yıllık ihale yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi. Evet. Gündeme alınması oyluyorum arkadaşlar. Tam oyluydu. Gündeme alınmıştı. Şimdi sırayla başlıyoruz. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. 2. Plan ve bütçe komisyon raporlarının görüşülmesi. A. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.12.2015 tarih ve 4465 sayılı Çakmak Mahallesi 101 ada 210 parselin kamulaştırma bedellerinin tespitiyle ilgili müzakeresinin görüşülmesi. Neymiş müzakere? Plan bütçeden. Evet. Kararı okuyor mu annem verdiğimiz kararı? Kararın şeyi nedir? Oy birliğiyle. Şey, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, onun için Bölge Müdürlüğü, Temiz Komisyonu tarafından Çakmak Mahallesi 101 ada 210 nolu 4329.24 metrekarelik alan için tespit edilen 62.770.98 TL kamulaştırma bedelinin aynen kabul edilmesine katılanların oy birliği. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Bu arsa tarla veya arsa kime ait? Belediyenin mi? Evet. Tamam. Yabancı uyruklu kişilerden alınacak satış harcı 350 TL. Bina inşaat... Bu ne 350 TL ne? Metrekare mi? Metre 40 kilo mu? Ne? Biz imarın vermiş olduğu teklifi aynen kabul ettik. 350 TL. Mustafa nedir bu? Metrekare yabancı satışlarda... Yoksa sadece mahduyen bir para mıdır? Hayır, burası imar... Otopark ücreti 45 TL. Katılanların oy birliğiyle karar verildi. Oy birliğiyle. Evet, komisyon kararını oyluyorum arkadaşlar. Tamam. Bu kadar görüntü olur demiştik. 3. İmar ve İmar komisyonu raporunun görüşülmesi. Raporlar sonra imzalattı.
belgelemeleri yok. Bizler son aşamaları tamamlandık. Bir tanesi evet. 3. İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi. 5/10/2015 tarihinde 139 sayılı meclis kararında şehren yanlış yazılan 891 adı 1 nolu parselin 897 adı 1 nolu parsel olarak düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. Yanlış yazılmış. Bunu düzeltmesi. Evet. Bu teknik bir konu. Orada bir hata olmuş. Bu hatanın düzeltilmesi. Evet. Oyluyorum. Kabul edenler. Evet. Oy birliği kabul edilmiştir. 4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/1/2016 tarihli 225 sayılı Pazarcı Mahallesi Cebele mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama planında park alanı olarak planlanan 6 ada 47 ve 4 ada 70 nolu parsellerin park alanlarının iptal edilmesiyle ilgili yazısının görüşülmesi. Evet, biraz evvel ormanla ilgili tartıştığımız konulardan birisi de bu. Cebel Tepesi arka tarafında geçmişte buranın imar planlamasını biz yapmıştık. Mahmut Bey, Kemal Hocam falan birlikte olduğumuz dönemde. O zaman orayı park alanı olarak planlamışız biz. Sonradan bir imar değişikliği olmuş. Öyle mi? Orman olarak şey yapılmış. Komutanlığa karar çıktı bu arada. Komisyonun gündem dışında var bir tane. Bu, bunun orman alanlarda yapar transporu edilemeyeceğine dair bir fikrim var. Bunların kadarıyla. Bu yönüyle, orman alanlarında imar planına çıkartılıp bir daha buranın gene biz Kadıköy Belediyesi'nin şey istikametinde tahsis yoluyla gene belediyeye kazandırılması cihetine gidileceğinde ayrıca bu Fener'deki uygulamanın aynısını burası için de yapmak durumundayız. O zaman yine de komisyonu gönderelim ama sonra konuşalım. Sen bunların tahsis taleplerini hemen yapacağımız için komisyona da göndermeyebiliriz. Bu yasal bir şey. Tahsis zaten çok olarak işlesine yapar arkasından yani. Fener'le ilgili özellikle. Olmazsa bunu komisyona gönderelim. Fener'le gelecek komisyonu da hemencecik karar altına alalım. Ama aynı şey birini göndermemiş de. Olur, aciliyetine göre verebiliriz. Yani bizim komisyonu havale etme mecburiyetimiz yok. Ama bu meclisin yükünü alma adına çalışmaktır. Özel bir gündem. Ama bana kalırsa tekrar biz buranın tahsis talebini yapacağım. Sizce orada bir orman alanı varmış, bir de burada varmış ikisinde. Şubelin arkasında bir yer yani. Aynı şey yani etleyecek. Yani etrafı şehir olmuş, orada orman mı? Neticede biz tekrar aslanın üstü. Bunların kararı direk alabiliriz arkadaşlar. Hiç mahsuru yok. Çünkü kamuyla ilgili. Hayır, yani şeyin yapacağı bir şey yok. Gazi Paşa Mihap Parti'nin olduğu için hiç şey yok. Evet, sonuç. Bir şey söyleyeceğiz. O zamanlar bu belediye dönecek olur. Ama doğrudur. Bakanlık söylediği doğrudur. İnanmayacak durumda değiliz de. Elimizde herhangi bir bize tahsil edileceğine dair bir yazı da yok. Ben bunu yalnız siz şeyini araştırdık mı? Bu parsellerin şeyini gerçekten orman olup olmadığını görelim. Biz gene de kaydını bir araştıralım. Gerçekten ormanlar. Bunu görelim ona göre. Tamam da yani bir yerden resmi talep var mı? Onu okuyun en azından. Hayır bunu söyleyeceğim. Şöyle bir göz atın. Var, ormanın kaydı var. Önde tapu kaydı da var. Zihir değil ki yani biz adamlar. Onlar da
şey kararları yok ama hükmen tescil demiş de orman vasfıyla mı hükmen tescil onu görmüyorum ama. Evet. Yani zaten bir anlamda bu hükmeti bu eksikliklerin tamamlanması açısından önemli. Yoksa. Yani bu kadar şeydir hani maliye hazinesi adına yapılmış orman da gözükmüyor. Ha pardon orman. Orman mı diyor? Orman. Orman var. Hepsi orman. Evet. Dördüncü maddeyi. Park alanından çıkartılıp orman vasfına çevirmesi hususunu oylarında sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Evet, dördüncü madde o gücüyle geçmiştir. 5. Ticari alanda hasma katın emsale dahil olmaması konusunu içeren 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğinin görüşülmesi. Evet, sorry. Daha önce görüştük. Şimdi bu bir görüşme yaptık. Epey bir olumlaştırma çalışması yapıldı da o anla tekrar gündeme gelme sebebi de bu. Şimdi bu mecliste Antalya'da daha önce farklı ilçelerden de değişik buna benzer uygulamalarda talepler olmuş. Hepsi beraber bu reddedilmiş. Şimdi Menderes Başkanı'nın başkanımız görüşmüş. Bunun meclisten onaylanacağını o yüzden tekrar ikinci bir mecliste geçmesi gerektiğini söylemiş. Buradan geçtikten sonra Büyükşehir'de onaylanacağı yerine evet. Aldı. Evet, kabul edilmiş. Öyle evet, mi oradaki genel sanat? Evet. Onun tekrar bir kararı var. Benimle komisyonun girmeden direkt oylanması. Daha önce zaten aynı maksatla karar alınmış. Gökçin'deki 5,5 metre de buna dahil mi? Yani Çalışmaları sırasında
O dönemin şahitlerinden işte birisi Mahmut Bey, birisi de Kemal Hocam. Birlikte o dönem yaşamış insanlar olarak ilçemizdeki yani yerleşik adaların efendim imar planını almış bölgelerin o günün şartlarına göre tabii ki boş bir arazinin imar planı çalışmasına esas olan kriterleri koyamadığımız noktalarda kat yüksekliğini ve tavanalı kat sayısını serbest ama o serbest de belli bir noktaya %40 olarak uygulamaya aldık. Yıllardır da bu uygulama devam ediyor. Fakat sonra bir yönetmelik çıkmış. Bu yönetmelikler bu yönetmelik buraları kapsamıyor. Biliyorsunuz çıkan yasalar vatandaşın aleyhine olan kısmı değil, lehine olan kısmı uygulanıyor. Avukatlarımız burada şuna daha iyi bilirler. Şimdi burada kazanılmış hakkın geriye gitmesi diye bir şey söz konusu değil. Ha ileride bunun o çıkan yönetmeliğe göre burada halkın menfaati, vatandaşın menfaati varsa iyileştirilmiş olarak onu uygulayabiliriz. Ama olduğundan aşağıya bunu çekemeyiz. Dolayısıyla biz, tavan alanının kat sayısının zaten aylık nizam şartı zaten var. Sıfır sonra uygulamasının tekrar devamına diyeceğiz biz burada. Eğer vatandaşın yüksek menfaati varsa çok son çıkan yönetmelikte de menfaat istikametinde bu emsallerin uygulanması istikametinde biz karar almaz durumundayız. Çünkü gazetelerin büyük bölümünde eski yapılaşmalar olduğu yerlerde bunlar uygulanıyor. Bu kararlar uygulanıyor. Dolayısıyla çap istemeye gelen arkadaşlar bu yönetmeliyle karıştırıyor. Ya buna ne vereceğiz? Eskiyi mi versek, yeni mi versek? Ya burada eskiyi aynen verebilir ama yeniyi aleyhine bir durum olarak veremez. Yeni durumda lehine bir durum varsa yönetmelikte mi verir? Ama bu durumda bir tereddüt hasıl oldu anladığım kadarıyla şeyde imarda arkadaşlarımızda bu tereddütün giderilmesi adına buna bir açıklık getirmek durumundayız. Yani o şeyi ibarenin açılması A kire 3 var ya hani, bu A kire işte biliyorsunuz çekme mesafeleri falan yok. Efendim orada emsal değerler yok. O uygulamada emsal değer olarak 0.40 çekme mesafeleri yasaldır biliyorsunuz yasa çekiyor. Ne çıkarsa bahtına onu uygulamak durumunda. Bunu uygulama biçimi bu. Yani yönetmeleri de sağdan şu kadar çek, soldan şu kadar çek, yüzdesi şu deme durumunda değiliz. Çünkü burada vatandaşlarımızın yıllardan beri o tür parsellerde yapmış olduğu yapılaşmalar var. Hala mevcut yapıları var, kazanmış hakları var. Biz bunların aleyhine bir durumla meclisi şey yapamayız. Bu konuda zorlayamayız. Yani burada halkın menfaatine olanı uygularız. Menfaatine olmayan noktada kesinlikle kabul edilmiş. Dolayısıyla en azından mevcut hakkın korunması adına mevcut hakkın korunması artı iyileştirme varsa çıkan yönetmelikte onun gene de vatandaşa yansıtması adına bir karar alma durumundayız. Olay bu. Burada yeni bir yönetmelik çıktığı için de bunu yeni bir yönetmelik çıkmış. Yeni yapılan alanlarla ilgili bir şey bu esas. Yeni yapılaşma alanlar için. Eskiden hak kaybını önlemeye çalıştık. İmar komisyonuna gönderelim. Bu imar komisyonunda incelensin. Şimdi burada imar komisyonuna gidecek bir durum yok. Burada belli. Mevzu korunması. İmar değişikliği ama yok. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yeni bir yönetmelik illa ki hani yeni gelen yönetmelik vatandaşın lehine yani yönetmeliği uygularsanız eski yapılara tamam uygulamadınız ama yeni yapılarda yönetmeliği uygulamak zorundasınız. Eskisi daha lehine değil. Yeni imar planlaması yapılan yerler. Yeni imar planı yapılması gereken yerde ne, diyor? Ne varsa onu uygularsınız şey olarak. Burada ne diyor? Bir bölüm bir ölçekli uygulama imar planında tavan alan kat sayısı verilmemiş yapı adalarına diyor. Yani bu yapı adaları derken bir adayı kastediyor. İçerideki o legal tutmayı taşıyan adaları kastediyor. Ayrık nizam olmak haliyle zaten ayrı koymuş aslında. O da var. Taksın %0.40 uygulaması hususunu görüyorsunuz. Zaten %40 uygulaması yapılıyor burada. Eskiden uygulanan bir karar. Evet. Bunun devamına bir karar alacağız. Hepsi bu. Biz yönetmeliğe aykırı bir karar almış olacağız o zaman. Hayır efendim. Yeni yönetmeliğe aykırı bir karar almış olmayacak mı? Şimdi bakın. Başkanım bu konu komisyonda değerlendirse... Değerlendirse... Abi komisyona neye gelecek? Yani, komisyona gidecek bir hali var mı? Yani, Allah aşkına size soruyorum ya. Yeni yönetmelikte ne kadar bu ara? Yönetmeliğe hani şimdi bir yönetmelik... Bir çağıralım o zaman gelsin şey.
Devran. Devran çağırsın yapın ben. O gün öğrenemezsin yani raporu. Çok büyük bir kayıp olmuş ki yani sonuçta bir ay. Önümüzdeki. Ya bir ay yapma bir ay değil. 6 ay 7 ay öğrenemeyiz. O zaman neyle kitler? Ama o zaman yani biz komisyonlar olmaz değil mi? Karar alsak da büyük şeyler. Yani. Merhaba. Devran Hanım şu taksla ilgili bir açıklama yapar mısın? İmar planlarında taban alanı katsayısı verilmemiş durumlar var, yerler var. A3 denmiş, taban alanı katsayısı verilmemiş. Saha evvelinde taban alanı katsayısı verilmeyen yerlerde planlı alanlar imar yönetmeliğine göre 0.40'a kadar uygulama yapabiliyorduk. Şimdi nüfusu 50.000'e kadar olan yerlerde taban alanı katsayısını 0.30'a sınırlamış.